Evet kazanım 25 devam ediyor. Şimdi z 1 z 2 demiş. Karmaşık sayıları için z 1 z 2 olduğuna göre x y çarpımı kaçtır? Şimdi iki karmaşık sayı eşitse reel kısım reel kısma eşit oluyordu. Yani y eksi 1 eşittir 3. Buradan y 4 oldu. Sanal kısım sanal kısma eşit oluyordu. Yukarıda sanal kısım dediğim i'nin katsayısı sayısı x artı 8. Aşağıda sanal kısım yani reel z2 Re z 2 şey im z2 4. Sağ kısmı da eşitledim. Buradan x dediğim eksi 4 geldi. 8'i karşı yaptım. 4 eksi 8'den. x çarpı y x'i 16 yapar. 4 çarpı x 4'ten. Cevabım a olur. Yine burada z1 eşit c2. Şimdi z1 eşit 2 O zaman şuradan şöyle gideceğim. 3 eşittir. Buradaki sanal kısım önemli. Bak 5a eksi b'yi artı 6. Yani şuradaki 5a artı 6. İyili olmayan kısım. Aşağıdaki e, reel kısım oluyor 5a artı 6. Yukarıdaki reel kısım ne? 3. 5a artı 6, 3'e eşit. E buradan 5a eşittir eksi 3. Yani a dediğim eksi 3 bölü 5 bulundu. Şimdi sanal kısma geçelim. Yukarıda a artı b var, aşağıda eksi b var. O zaman şey a artı 1 i var yukarıda, sanal kısım a artı 1, aşağıdaki sanal kısım eksi b. E şimdi buradan a'yı biliyorum ben. Eksi 3 bölü 5 buldum. Eksi 3 bölü 5 artı 1 eşittir eksi b. Payda eşitlediğim zaman eksi 3 artı 5 2 bölü 5 eşittir. Eksi B yani B dediğim eksi 2 bölü 5. Her tarafı da eksiyle çarptım. O zaman A çarpı B. Eksi 3 bölü 5 çarpı B dediğim eksi 2 bölü 5. Çarptığım zaman eksi 3 çarpı eksi 2 6. 5 kere 5 25. 6 bölü 25 olacak cevabım B olacak. Devam ediyorum. Z1 verilmiş bana. Ama burada i'nin kuvveti olarak vermiş. Şimdi burayı biraz toparlayacağım. Şimdi i üzeri 101 4'e bölümünden kalan i üzeri 1 bu i oldu. E şurası ne oldu? i üzeri 104 son iki basamak 4 bu 4'ün tam katı bu da 1'e eşit. i artı 1 artı a E bu şu demek reel kısım olarak 1 var artı sanal kısım i artı a Yani i parantezinde 1 artı a olur. Doğru mu? Bir tane i bu 1 i artı a i i parantezinde 1 artı a. Yukarısı 1 artı 1 artı 1 artı a i oldu. Şimdi aşağıya toparlayacağım. i üzeri 105 4 ile bölümden kalan 1. Bu direkt i'ye eşit. Yani son iki basamağa bakıyorum. 5'in 4 ile bölümden kalan 1. Bu i üzeri 1 i'ye eşit. Bu 4'ün tam katı 100. i üzeri 4. Yani 1'e eşit bu. Ee, buradan o zaman 4 i. Burada ne var? Artı b eksi 2 var. Yani şurası b çarpı 1 b eksi 2. Buradaki reel kısmım oldu. Sanal kısım 4 çarpı i oldu. Artı 4 i oldu. Şimdi buradan c1 eşit c2 imiş ya. Diyeceğim ki reel kısımlar eşit. b eksi 2 aşağıdaki reel kısım yukarıdaki 1. 1'e eşit. Buradan b'yi 3 bulacağım. E, sanal kısımlar da eşit. Yukarıda i'nin katsayısı 1 artı a. Aşağıda i'nin katsayısı 4. Buradan a'yı da 3 buldum. E a artı b. 3 artı 3'ten 6 olur. Cevabım e olur. Geçtim 4. soruya. Şimdi ne var burada? 1 artı 2'nin karesi. Aşağıda da A artı 1 artı 5. Şimdi 1 artı 2'nin karesi. Burada normalde normal ben e, iki sayının, iki reel sayının karesini alır gibi burada kare alacağım. 1 artı 2'nin karesi nedir? Birincinin karesi 1. Birinci ile 2'nin çarpımı katı artı 4 i. Artı ikincinin karesi. 2'nin karesi. 2'nin karesi 4. i'nin karesi i kare. Şimdi i kare eksi 1 değil mi? Eksi 1. Yani aslında 4 i kare demek Şurası komple eksi 4 demek. O zaman 1 eksi 4 eksi 3 artı 4 i demek z1. Aşağısı da a artı 1 artı b. Yi. E bu z1 eşit z2 ise o zaman reel kısımlar birbirine eşit. a artı 1 eşittir. Eksi 3. Buradan a dediğim eksi 4 bulunur. E sanal kısım burada b. Burada da 4. Direkt b dediğimde 4 bulunur. i'nin kasaları eşit olacak. a çarpı b yine eksi 16 oldu. Cevabım d oldu ve bu kazanımı da bitirdik şimdi diğer kazanıma geçebiliriz